sana mum aratacağım biliyor musun? Öyle acılar çekeceksin ki. Keşke daha önce geberip gitseydin diyeceksin. Çocukluğundan çaldığın her gülücük için büyük çığlık vereceğim sana. Cehenneme hoş geldin kardeşim. Sana ait olan ne varsa hepsi benim olacak. Babam da. Sizden çaldığınız servet de. Hatta aslında benim olacak. Jülide'nin şu halde burada daha fazla beklemesi doğru değil. Perişan oldu kadıncağız. Eve gitmesi lazım. Biliyorum Tarık, biliyorum. Zaten birazdan gideceğiz. Evden bir şeyler alması lazım. Ben onu bırakıp döneceğim. Ozan'ın yanında da ben kalacağım. Jülide. Hayatım. Hadi canım gel. Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun? Neden buradasın? Biraz sakin olur musunuz? Olamam. Kızın da sen de oğlumdan uzak duracaksınız bundan sonra. Jülide, lütfen. Hadi hayatım, hadi. Tarık, bir şey olursa beni haberdar et. Hadi hayatım. Döndüğümde seni burada görmeyeceğim. Duydun mu beni? Sinirleri çok bozuk. Mazur gör. Ben kan vermek için gelmiştim de. Ozan'ın doku testi için. Nerede kan veriliyor biliyor musun? Ya, bu tarafta. İnşallah birimizinki uyar, kurtulur çocuk. Böbrek nakli bekleyen hasta için kan örneği vermek istiyordum. Ama lütfen benim kanımı başka bir yerde alın, olur mu? Kimse duymasın. Lütfen. Tamam, ben Melek Hemşire'ye söyleyeyim. Ozan'ı deli gibi seviyorum. Ama ailesi beni istemiyor. Çok da haklılar. Yanına gidip elini bile tutamıyorum. Ozan uyuyor. Ama biliyorum, hissediyor kalbimin onun için çarptığını. Bu yüzden dayanıyor. Ne olur bana yardım edin. Hayata, aşka, insanlığa birazcık inancınız varsa bana yardımcı olun. Kanımı burada alın. Hiç kimse görmesin. Yoksa izin vermezler. Ozan iyi olsun da geri kalan sıkıntılar nasıl olsa çözülür. Jülide Hanım toparlanır. Aslım da kendine gelir. Yeter ki çocukcağız sağ salim kurtulsun. Haklısın Hediye. Önemli olan bu. Her şey için teşekkürler. Teşekkür edecek bir şey yok ki. Zor zamanlar geçiriyoruz, o kadar. Ben artık eve geçeyim.
Medya Hanım. Sibel Hanım. Ne işin var burada? Ozan için gelmiştim de kan verdim. Şu uyumluluk testi için. Verdin kanını git. Kocamla niye muhabbet ediyorsun? Derdin ne senin Tarık'la? Yok, siz yanlış anlamışsınız. Aslım'ın nasıl olduğunu sordu. Sonra da kan verilecek yeri tarif etti. O kadar, başka bir şey yok. Bana bahaneler üretme. Kaç aileye musallat oldunuz be. Yeter. Sibel Hanım, siz ne diyorsunuz? Bana masum numarası yapma. Aptal yok senin karşında. Bir daha kocanla görüşmeyeceksin, anladın mı? Kızınla sen de çekip gideceksiniz hayatımızdan. Yeter canım. Başımızı açmadığınız dert kalmadı. Rahat bırakın bizi. Tüm dünya bir araya gelip Ozan'ı kurtarmaya çalışsanız da boşuna. İzin vermem. Allah'ım, ne olur işe yarasın. Ozan'ı kurtarmama yardım et. Tamamdır, geçmiş olsun. Ne zaman belli olur? Eğer uyuyorsa beni şimdi ameliyat alabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Test biraz vakit alır. Eğer uyum sağlanırsa ufak bir biyopsi yapılacak. Sonra nakil. Tamam. Ne kadar sürer? Tahminim yarın belli olur. Ederim. Erken belli olursa bana haber verirsiniz, değil mi? Tabii ki. Hocam. Evet. Tarık hocamla Sibel Hanım kafeteryadalar. Bir şeyler atıştırıyorlar. Siz de uzun zamandır buradasınız. Bir şeyler atıştırmak istiyorsanız. İyi hatırlattın. Sen de gelecek misin? Yok, siz geçin, ben gelirim birazdan.